Sevgili Can, kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Bugün yine binlerce canımızı, gönüldaşımızı Türkan Saylan Kültür Merkezi'ne, yani Maltepe'ye toplamışsınız. Bugün bu etkinlikle ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Bugünkü etkinlikte bildiğiniz gibi Güvenç Aptal Ocağı'nın bir külliyatını çıkardık. Bunun tanısını yapıyoruz. Yani kısacası Güvenç Aptal Ocakları adlı 8 ciltlik eserimizi tanıtmak. Bu amaçla da bir gala yaptınız galiba. İnsanlarımızı, canlarımızı, gönül dostlarımızı bir araya getirmek istedim. Burada bir araya getirdiniz. Bugün bu etkinliklerden neler yapılacak? Şu an bir kokteyl yapılıyor burada, görüyoruz. Bu kokteylin dışında başka bir etkinliğimiz var mı? Aşağıda salonumuzda gösterilerimiz olacak, konuşmalarımız olacak, profesörlerimiz olacak. Külliyata destek veren herkes burada olacak. Evet, ve dolayısıyla bu külliyatla ilgili gelen akademisyenler görüşlerini ve tarihten bu yana Güvenç Aptal Ocakları'nın günümüze yansımasını ve bu 8 ciltlik Güvenç Aptal Ocakları Tarihi Belgeler adlı eserle ilgili herhalde onun içeriğini de buradaki gelen konuklarımıza açıklayacaklar. Açıklayacaklar, evet. Biz de size teşekkür ettik. Sizi tanıyabilir miyiz? Biz teşekkür ederiz. Ben Sevgi Karataş. Teşekkür Güvenç ettik. Güvenç Aptal Ocağı'nda. Ocağından birinden. Evet. Biz de yaşam boyu size böyle birliktelik dayanışma diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet başkanım, şöyle bir alalım sizleri, bir gelin bakalım. Başkanım bugün yine güzel bir etkinlik. Gün. Önemli bir gün. Türkan Saylan'dayız, Maltepe'deyiz. Bugüne ilgili görüş ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Valla 4 yıllık bir çalışma, canlarımızla birlikte, toplumumuzla birlikte, dernek yönetici arkadaşlarımızla, büyüklerimizle birlikte yaptığımız 4 yıllık bir çalışmanın eseri olan Güvenç Aptal Külliyatı'nın çıkarmış bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz bugün. Bugün bütün canlarımızla birlikte bu mutlu günü, bu güzel günü kutluyoruz. Toplumumuza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Söyleyecektim şimdilik bu kadar. Başkanım peki bu Güvenç Aptal Ocakları Cem arkanamesi kaç ciltten oluşuyor? Her ciltte neler anlatılıyor? Kısaca bir... Toplamda 8 cilt. Bir de belgelerin, tarihi belgelerin bulunduğu bir klasörümüz var. Klasör belgeleriyle birlikte toplamda 9 cilt. Cem Erkannamesi 1, Cem Erkannamesi 2, tarihi belgeler, Güvenç Aptal Ocakları'nın yaşadığı yerler, Güvenç Aptal dedelerimizin, bu dünyadan geçen büyük dedelerimizin türbeleri ve mezarlarının olduğu bir albüm olmak üzere toplamda 8 cilt, 5400 sayfadan oluşan bir eser, vatana, millete, toplumumuza hayırlı olsun. Başkanım, bu Güvenç Aptal diyoruz. Genellikle birçok canımız, insanımız Güvenç Aptal deyince tabii aklına bir ocak geliyor. Evet. Bir kültür geliyor. Eyvallah. Ama bu ülkemizin neresinde özellikle yaşam buluyor tarihten bu yana? Bir de ona bir açıklama Güvenç getirseniz. Güvenç Aptal Ocakları'na bağlı Halif ve dedelerimiz Erzurum, Açkale, Kars, Boyalı, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Çorum, Batı Karadeniz, Çorum, Yozgat, Zonguldak, toplamda 16 ilde 400 yerleşim yerinde yaşamlarını idame ettirmektedirler. Bu 400 yerleşim yerindeki yaşayan canlarımızla birebir görüşülerek, röportajlar yapılarak bu eser hazırlanmıştır. Sayın Coşkun Gülken hocamızın alan çalışmasıyla derneğimizin ve yönetim kurulumuzun toplumumuzun verdiği büyük bir destek sonucunda böyle bir eser çıkmış ve insanlarımızın hizmetine sunulmuştur. Başkanım bu Çetin Alevlileri diyoruz, Karadeniz Alevlileri diyoruz. Peki bunları bu Güvenç Aptal Ocakları'yla ilgisi nedir? Ona da bir açıklama getirebilir miyiz? Normalde bu teknik konular biraz daha derin konular. Coşkun Hocam'ın daha fazla bilgisi var ama benim şimdi söylediklerim ha, yani yine Karadeniz Alevlileri diyebilir miyiz genelde? O aynen. Karadeniz Alevlileri.
özgeçmişi Çetin Boylar'dan süreyidir yani. Bizim bu Güvenç Aptal Ocaklar da genellikle galiba özellikle o yöreyi kapsayan bir değil değil mi? Bir ocak öyle diyelim. Oldu, biz teşekkür ettik. Başkanım peki adınızı alalım. Mehmet Şoban, ben yönetim kurulu üyesiyim. Güvenç Aptal Derneği yönetim kurulu üyesiyim. Teşekkür ettik. Biz de şimdiden başarılar diliyoruz. Her şey gönlünüz olsun diyoruz. Sağ olun. Kendim oğlum. Maltepe'deyiz. Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeyiz. Burada Güvenç Aptal Ocakları ve bu ocağı temsil eden de kurulan bir derneğimiz var. Bu derneğin konuğuyuz. Bugün burada bir gala var. Biz en iyisi bu etkinlikle ilgili bizim Güvenç Aptal Ocakları'nın güzel bir dedesi var. Güzel bir ruh, güzel bir insan, güzel bir düşünce. Kendisinden bugüne ilgili düşüncelerini alalım. Dedem buyurun, kendinizi tanıtarak başlarsanız sevinirim. Ben Ordu Ürgence, ben 1936 doğumluyum. İstanbul Sarıgazi'de ikamet ediyorum. Yaklaşık 4 yıla yakın alan çalışması ile beraber sona geldiğimiz bir günde bütün canların bir araya gelmesiyle beraber bugünkü çalışmamızın son noktasını koyacağız. Yıllardan beri yazılı kaynağımızın olmadığı söylendiği bir dönemde şu anda Güvenç Aptal Ocağı'na dair yazılı kaynağın bulunduğu çok büyük bir külliyatı elde ettik. Dedim bugüne kadar galiba bu Güvenç Aptal Ocakları ile ilgili haklanan, daha doğrusu ocaklarımız nezdinde de diyebiliriz, büyük eserlerden biri değil mi? Aynen öyle. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de de Avrupa'da da diğer ocakların böyle bir çalışması olmadığını, hatta bizim de olmadığını, ama son 4 yıldan bugüne bir çalışmanın, büyük bir çalışmanın ortaya çıkan bir eser. Hepimize hayırlı olsun diyorum. Buraya gelen tüm canlara içten teşekkür ediyorum. Sizlere de saygıyla selamlıyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ettim dedem. Allah yolunuzu açık etsin. Bu Hızır ayında Hızır yardımcınız olsun. Böyle artık bundan böyle dayanışma içinde bu şu demeden ortak noktamız Alevilik temelinde böyle canlarımızı bir araya yan yana getirmekte özellikle siz nerelere düşüyor. Bunu da yapıyorsunuz. Saygılar sunuyorum. Koçak abiler. Dostlar, canlar, bildiğiniz gibi bugün bir nedenden dolayı buradayız. Bu bulunduğumuz yeri neden geldik? Bununla ilgili görüşlerinizi sizlerden alalım. Tabii bu masamızda mutlaka bir grup başkanı vardır. Yuvarlak masa diyelim biz buna. Başkanımız size oturuyoruz. Herkes görülen başkandır. Başkanımız size yapıyoruz. Buyurun. Biz Ankara'dan geldik. Alevilik Araştırmaları Dergisi yönetim kuruluyuz Ankara'daki. Coşkun Hoca da aynı zamanda bizim dergimizin de editörüdür. Çok güzel hocam. Aptal'la da Ankara'da beraber semahlarımız organizasyonunda da birlikte olmuştuk. Dergimizin kokteyllerinde de beraber olmuştuk. Böyle güzel değerli bir eserin varlığını duyunca da kokteyli de yalnız bırakmamak için bugün buradayız. Çok güzel. Sizlerin görüşlerinizi alalım. Ben de aynı şekilde özgürlüğe katılıyorum. Böyle güzel dostane insanların, canlı insanların olduğu yerde biz her zaman daveti icap etmek istiyoruz. Böyle bir yerde can insan olarak onu bulmamız, her adam olduğunu gurur verdi, değer verdi. İnşallah devamlı olarak görüşürüz. Hocam adınızı alabilir miyim? Sizlerin? Özgür Savaş, Özü Doğru. Öyle mi? Özgür Savaş, Özü Doğru. Çok güzel. Zaten bizim yolumuzun da Özü Doğru canım. Sizler ne diyorsunuz? Biz derginin yönetiminde biz bu yola hepimiz gönül verdik. Eğer biz iri ve diri bir olmazsak bunu yürütemeyiz. Hepimiz canla başla buraya destek vermek zorundayız. Hele özellikle bu son günlerde gerçekten Ankara'nın tüm bu ne diyelim kara atmosferini mi diyelim, atmosferini soluyan sizlersiniz. Buradan değirmenci bu arada. Tam değil mi? Birlik ve dayanışmanın günüdür artık yani. Geç bile kalmışız diyebiliriz. Ama inşallah bundan böyle bir yürek olur. Birlikte, beraberlikte, dayanışma içinde eşit yurttaşlık hakkımızı, inancımızı, kutsallarımızı, varlıklarımızın tanınması için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. İnşallah, ama tabii burada en önemli şey şu. Bir kere önce bizim bilimsel olarak ve eğitsel olarak yetişmemiz gerekiyor. O nedenle de bu yayınları biz çok önemsiyoruz. Çünkü bu yayınlar bize hem geçmişimizi hem
tarihimizi hem de bugünümüzü anlatan yazılı, sözlü ve görsel kaynaklar. Umarız bu kaynakların sayısı hocamızla beraber... Bu kaynağın adını alalım. Örneğin buyun, buradaki galasını yaptığımız kaynağız. Güvenç Aptal Ocaklıları'nın geçmişinden bugüneki tarihini anlatan çok güzel. Hatta şu anki erken namelerine kadar, cem törenlerine kadar ki bütün organizasyonu anlatan çok güzel bir yayın. 8 ciltlik güzel bir eser. Dolu dolu değil mi? Biliyorum, 10 diyebiliyorum. Çünkü içinde padişah tuğraları da var. Evet. Tuğraları da var. Onlarla beraber sanıyorum 10 tane. Evet. Teşekkür ettik sizlere. İyi ki varsınız diyoruz. Hoş geldiniz sevgili güzel dostlar. Dediğiniz gibi altyapıyı hazırlıyorsunuz işte. Yani artık dünkü gibi değiliz. Onu söyleyebiliriz değil mi? Olmayacağız. Sağ olun. Sevgi saygı. Evet canlar. Maltepe'deyiz. 22 Şubat 2014 Maltepe Türkan Saydan Kültür Merkezi'ndeyiz. Bugün burada güzel bir etkinlik diyelim, gala diyelim. Yüzlerce canımız, gönül dostlarımız buradalar. Sizler de buradasınız. En iyisi sözü size bırakalım. Niye geldik buraya? Sizler bizleri kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Biz Balıkesir Şeklu dedesi Kötü Süleyman Hoca'nın kızı yer olarak Güvenç Aptal dedemizin etkinliğini, galasını onurlandırmak üzere amcam oğlu Sözü dedeyle birlikte birkaç tane daha taliplerimizle birlikte onurlandırmaya geldik. Yani büyük bir grup geldiniz, öyle diyelim. Bir grup geldik. Tekrar Hızır Cemil'e de katılacağız. Bütün etkinliklere katılıyoruz. Katılmaya da devam edeceğiz. Bu misyonu elimizden geldiğince yaşatmaya, canlı tutmaya gayret edeceğim. Balıkesir'de geldik dediniz değil mi? Balıkesir'den geldik. Bu vesileyle Balıkesir'deki taliplerimizin birlikte küçüğe kadar hepsine sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi, selamlarımızı sunuyoruz. Sağ olun. Teşekkür ettik. Siz ne diyorsunuz? Güvenç Aptal Ocağı, Köse Süleyman Ocağı'nın bir kardeş ocağıdır. Talipleri çeklilerdir. Bu bakımda Güvenç Aptal Ocağı'nın yapmış olduğu uzun yıllara dayanan çalışmaların semeresini bugün alacaklar. Biz de onların bu güzel günlerinde onları yalnız bırakmadık ve onlarla beraber olmaktan şeref ve gurur duyduk. Onun için buraya geldik. Hep başarılı olmasını Cenab-ı Hak'tan aşkı niyaz ederiz. Çok güzel bir çalışma neticesi. Balıkesir'de canlarımız ne yapıyor? Evvelki yıl oradaydık. Sizin öğrende bir tarihi alan vardı. Orada güzel bir etkinlik vardı. Ben de denk gelmiştim. Orada çekimler yaptık. Orada Balıkesir'den, İzmir'den güzel semah ekipleri gelmişti. Ne var ne yok Balıkesir'de? Canlarımız, insanlarımız neler yapıyor? Artık Balıkesir'in her köşesinde etkinlikler köprüde olur, kısak köşesinde olur. Değişmiyor. Her gün değişik yerlerde etkinliklerimiz oluyor. Elimizden geldiğince bize sevgi ile huzur ile olarak Gözür Bey'in ocağı olarak şekli boyuna hizmet etmeye gayret ediyoruz. Biz de bu yola hizmet ettiğimiz için dünya insanlarının mutluluğuna, barışa hizmet ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Hoşça kalın. Thank you.